Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulullah. Yeni Müslüman olmuş bir kardeşimize Allah iman nimetini lütfetmiş. O da bizimle beraber. Bu kardeşimize biz İslamiyet hakkındaki yeni gelişmeyi nasıl, hangi programla sürdürelim diye merak etmemiz gerekiyor. Onu biz Müslümanlar arasında asırlardır sürdürülen tartışmalar, sorunların içinde boğamayız. Onu biz mezhepler kavgasına itemeyiz. Onu biz o tarikatte bu karış vebal olur, büyük vebal olur bu. Küçücük bir çocuğu hastanede ameliyat odasına sokmak kadar sorun olur bu. Belki onun 30 sene sonra duyması gereken sözleri ilk gün şuraya gitme İslam'ın eksik olur diyemeyiz. İlk gün kaldıramayacağı ağır hükümleri konuşamayız. Kelam kitaplarındaki gündemi konuşamayız. Caiz olmaz bunlar. Bir program dahilinde neye dikkat etmek lazım? Kur'an-ı Kerim'in anlattığı şekilde filozofların karışmadığı, Allah hakkında bilmesi gerekenler, yerlerin göklerin Rabbi, yaratan, öldüren, rızık veren Allah, sıfatları şu manada mı, İbn-i Teymiye böyle mi dedi, Hanefiler ona ne cevap verdi? Caiz değil, bir cinayet onu bu tip konulara bulaştırmak. Allah'ı aç, Fatiha suresinde oku, İhlas suresinde oku. Yeter mi ona bu bilgi? Ashab-ı kirama yetti ve cennete girdiler. Bir ona niye yetmesin? Biz kafamızı karıştıran binlerce problemin içindeyiz diye yeni Müslümanı böyle karıştırmamız gerekmiyor. 2. İmanın diğer rükünlerini, melekler, kitaplar, kader, ahiret, bunları böyle ne varsa iman olarak bildiğimiz hadislerde geçeni kadarıyla, ana hatlarıyla bu. Bir nefes alsın o. Bir enkazın, deprem enkazının altından çıktı o Allah'ın lütfuyla. Ona hemen bir tepsi börek yediremezsin sen. Bir dilim suyu bile, depremin enkazın altında kalana bir bardak su bile vermiyorlar da pamukla ağzını ıslatıyorlar. Bağırsakları birden suyu kaldıramaz diye. 30 sene 40 sene şirk bataklığından gelmiş birisi 30 senedir ezan dinleyen birisinin konularını taşıyamaz. Çok büyük bir vebal olur. 3. olarak adım adım namazdan başlayarak ibadetler ona anlatılır. Namaz önce tavizsiz denir. Ramazan'da oruç tutacaksın denir. Zengin olunca zekattan söz edilir. 4. madde olarak da haramlar anlatılmaya başlanır. Mesela en doğal haram zina haramıdır. Dünyada hiçbir millet zinayı doğal görmez. Şimdiki Avrupa rezaletini insanlık saymadığımız için, yani onları çıkardıktan sonra bugüne kadar insanlık hiçbir tarihte bir zina serbestisi göstermemiştir. Ama şimdiki toplumdan Allah bizi kurtarsın diyelim. Zinadan başlayarak, alkolden devam ederek, içine faizin de gireceği adım adım haram listesi öğretilmesi lazım. Ve 5. olarak da Müslüman oldu, ibadet yaptı, sevap kazandı düşüncesine meyletme. Yani sen namaz kılıyorsun, şu ibadeti yapıyorsun, bundan sana Allah sevaplar yazıyor. Cennette bunları ırmak ırmak bulacaksın, bardak bardak değil demek lazım ki ibadet teşviki olursun. Yoksa Müslümansın, yasal zorunluluk böyle, bunları yapacaksın diye kaba ve ölçüsüz bir tavsiyede bulunamayız. 6. Kur'an-ı Kerim'le tanışmasını, okumasını ve ruhunu rahatlatacak okumalar yapmasını tavsiye edeceğiz. 7. Duayı ısındıracağız ona. Dua yapacaksın diyeceğiz. Duayla açılacaksın diyeceğiz. 8. Siret-i Nebi'yi yorumsuz ve hikayesiz şekliyle öğretmek lazım. Yani doğumundan ölümüne kadar İbn-i Hişam'daki siret olaylarını anlatmak lazım. Bunu böyle hikayelerle, yorumlanması zor hikayelerle çoğaltılmış menkıbelerden uzak bir siret-i Nebi anlatmak lazım. Ve 9. olarak da Adem aleyhisselamdan Peygamber Efendimiz'e kadar aleyhissalatu vesselam gelen peygamberlik mücadelesini, şöyle 25 peygamberin yaşadığı yeryüzündeki olayları Kur'an'ın anlattığı kadarıyla, onu da böyle ayrıntılara girmeden anlatıp onu yaşadığı, mesela Avrupa toplumundan nefes nefes Adem aleyhisselamın yaratıldığı noktaya doğru götürürsek, o Müslüman olduğu blokun içindeki ezilmişlikten kurtulur, büyük bir ufka doğru taşınır. Dolayısıyla ona birisi Müslüman oldun şimdi şöyle çıplak gezemeyeceksin, bankaya gidemeyeceksin dediğinde evrensel kafalı biri olmuş olacağı için peygamberlere ısındığı zaman bunu çok rahat bir şekilde hayat bu diye cevap verebilecektir. Ve 10. olarak da bu kişinin ailesini korumadıkça İslam'ı ruhunda tutamayacağına inandırılması lazım. Çünkü İslam aile dinidir. Evlerde hayat bulan bir dindir. Camilerden daha çok evde güçlü olmak istiyor İslamiyet. Bu adamın da aile mefhumunu yavaş yavaş ayakta tutmasını sağlamak lazım. Bu son 5 maddede 6. ile 8. arasında, 9. ile 7. arasında gibi bu son 5 maddede onun konumuna ve ağırlığına göre bir tercih sıralama yapabiliriz. Ama ilk 5 madde zorunlu şekilde bu 1, 2, 3, 4, 5 diye sıraladığımız mantıkla olmalıdır. Bizim mezhebimizin değil, bizim köyümüzün, Anadolu'muzun değil, bizim tarikatımızın değil, Resulullah'ın ümmeti olacak o. Biz ona ayarlayacağız onu, sonra Hanefi olacak. Sonra Nakşi tarikatına girecek, Kadiri tarikatına girecek ayrı bir mesele. Bu bizim binamızı yapmamız, daha sonra da binamızın perdesini bu kumaştan mı, şu kumaştan mı diye ayarlamamıza benzeyecek inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.